Tabii bu başlangıç slaytından da gördüğümüz üzere robot çok farklı alanlarda kullanılmakta. Yani sol tarafta şurada görüyorsunuz endüstriyel robotların temsili, gene endüstriyel robotların temsili, medikal robotlarda ameliyat işlemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş sistemlerin olduğunu biliyoruz ve bu da herkesin yakından tanıdığı Atlas ismi verilmiş robot. Aslında bunun bir önceki versiyonları Big Dog'du. Big Dog'lar affedersiniz ama bir at gibi, işte hayvan gibi dört ayaklı olarak oluşturulmuştu. Orada bir ciddi bir tecrübe kazandı bu Boston Dynamics firması. Ve daha sonra bir hafta geldi ve o bir haber çıktı. Dediler ki biz artık Big Dog'u kapatıyoruz. Bu projeden arzu ettiklerimizi elde edemedik dediler. Ve bir hafta sonra bu resimde görülen Atlas isimli robotun tanıtım videoları ortaya çıktı. Ve Atlas'ın kendi özellikleri aslında Big Dog'la paralellik arz ediyor. Benim anladığım şu, Big Dog'da çok ciddi tecrübeler edindiler ve bunu tamamen Atlas'a aktararak yeni bir duruma geçtiler. Evet, şimdi başlayalım. Robot nedir? Çok farklı tanımlar karşımıza çıkıyor ama burada önceden programlanmış görevleri yerine getirebilen elektronik bir cihazdır şeklinde tanımlayabiliriz. Aslında Karel Capek'in bu Universal Robots adlı eserinde robot kelimesinin geçtiğini görüyoruz. Ve bu Çekçe'de robota, iş gücü veyahut da robotnik, işçi gibi kelimelerinden üretilmiş bir kelime. Ve bu Karel Capek'in eserinden uyarlanan bir tiyatro oyununda Rosam'ın Evrensel Robotları isimli şeyde oyunda robot ismine rastlanıyor. Aslına baktığımızda Webster sözlüğünde normalde normalde insanların yaptığı işleri gerçekleştirebilen bir cihaz gibi tanımlaması var. Ama çamaşır makinesi uzman robot mu gibi bir durum ortaya çıkar tabii. Ama Amerikan Robotik Enstitüsü'nün şöyle bir tanımı var. Belirli bir göreve hizmet etmek amacıyla malzeme, parça, takım ve cihazları hareket ettirebilen programlanabilir, çok fonksiyonlu makine şeklinde robotun tanımlandığını görüyoruz. Ve çok meşhur robot yasaları var. Isaac Asimov tarafından ortaya konmuş. Üç maddeden oluşuyor bunlar. Üç kuraldan oluşuyor. Birinci madde şu, bir robot hiçbir şekilde insanoğluna zarar veremez veya pasif kalmak suretiyle zarar görmesine izin veremez. Birinci madde bu. İkinci madde, bir robot kendisine insanlar tarafından verilen komutlara birinci kuralla çelişmediği müddetçe itaat etmek zorundadır. Son kural ise bir robot birinci ve ikinci kurallarla çelişmediği sürece kendi varlığını korumak zorundadır gibi üç maddeden oluşuyor tüm dünyada kabul edilmiş olan bu robot yasaları. Ve teknik anlamda baktığımızda robot bir manipülatörden, bir kontrol ünitesinden ve bir de yani buradaki bir kontrol ünitesinden kastımız tabii elektronik manada bir düzenek ve bunu kontrol eden bir bilgisayar yazılımı veyahut da bilgisayar diyoruz. Özellikle tabii robotiğin gene atası, babası El-Cezeri'yi burada zikretmeden geçmek mümkün değil. O mekanik sistemlerle aslında baktığımızda bugünkü robotların yapmış olduğu işlemleri yaptırabilmek için mekanik düzenekleri kullanıyordu. Ama modern manada 60'lı yıllardan sonra robotların özellikle endüstriyel alanda kullanılmaya başlamasıyla beraber hem sınıfının çeşitlendiği hem de hızlı bir ivmelenmeyle gelişme gösterdiği robotların görüyoruz. Tabii burada endüstri devriminden gene bahsetmek lazım. Şimdi ne diyoruz? Endüstri 4.0 konsepti var. Peki endüstri 1.0 neydi? Endüstri 1.0 buharlı makinelerin üretimde kullanılmaya başlanmasıydı. Endüstri 2.0 elektrikli makinelerin icadı ve kullanılması. Endüstri 3.0 işte burada görmüş olduğumuz 60'lı yıllarda
ilk endüstriyel robotların ortaya çıkması ve üretim süreçlerinde kullanılmaya başlanması. Endüstri 4.0 ise 2013 yılıyla beraber Almanların ortaya atmış olduğu bir kavram Hannover Fuarı'nda. Ne diyor? Siber fiziksel sistem tasarımları şeklinde geçiyor Endüstri 4.0. Burada IoT'nin yani Internet of Things'in, nesnelerin interneti, yapay zeka, optimizasyon, robotlarla beraber çalışabilen insan operatörler ve Big Data'nın işlenmesiyle beraber bir siber fiziksel çevrede üretim süreçlerinin devam etmesi Endüstri 4.0 olarak algılanabilir, tanımlanabilir şeklinde. İşte bu süreçte özellikle CAD ve CAM yani bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli imalat süreçlerinde robotlar aktif bir rol alıyor. Hizmet sektöründe varlar, sinema endüstrisinde, askeri amaçlı olarak, medikal alanda, güvenlik, savunma, sanayi gibi farklı alanlarda robotların kullanımının olduğunu biliyoruz. Tabii burada sinema endüstrisinden bahsetmek mümkün değil. Star Wars gibi, Terminator gibi, Robocop gibi, iRobot gibi, Transformers gibi filmlerin, Hollywood'un üretmiş olduğu bu filmlerin bu alana enteresan katkılarının olduğunu söylememiz gerekiyor. Peki neden robotların kullanımına ihtiyaç duyuyoruz sorusunun cevabını aradığımızda ise şunu söylememiz gerekiyor. Tehlikeli ortamlar varsa, yani kimyasal ortamlar, radyoaktif ortamlar, çökme tehlikesi bulunan ortamlar, kirli, puslu, engebeli araziler varsa, ortamlar varsa buralarda insanların yerine, yani insanların sağlığını ve yaşamını tehlikeye sokan bu süreçlerin olduğu yerler varsa burada robotların kullanımı çok etkin olabiliyor. Ve robotlarla beraber otomasyon, hacim artırımı, insanlara süreçlerde destek olma, aynı şartları tekrarlı olarak yerine getirebilme, objektif parametre ölçümü gibi süreçlerde robotları kullanabiliyoruz. Ürün kalitesinin arttırılmasında, etkinliğin arttırılmasında, güvenliğin arttırılmasında, düşük maliyetlerin ortaya çıkmasında, imalat öncesi zaman tasarrufu kazanmakta ve yüksek kapasitede ürün oluşturmada robotları aktif bir biçimde kullanabiliriz. Şimdi tabii bu noktada endüstriyel robotlara da değinmeden geçemeyeceğiz. Çünkü ilk olarak endüstriyel robotlarla tanışıyor robotik dünyası. Daha sonra bugün baktığımızda piyasada çalışan mühendis arkadaşlarımızın özellikle otomasyon süreçlerinde muhakkak bir endüstriyel robot ile tanışıklığının, çalışmasının olduğunu görüyoruz. Bu noktada endüstriyel robotlara da biraz değineceğiz. ISO 8373 standardına göre endüstriyel uygulamalarda kullanılan, sabit veya hareketli olabilen, 3 veya daha fazla programlanabilir eksene sahip olan otomatik kontrollü, yeniden programlanabilir çok amaçlı manipülatörlere endüstriyel robot adı veriliyor. EN 102-18-1 Avrupa standartlarına göre ise 3 veya daha fazla aksta yani eksende programlanabilen ve otomasyon teknolojisinde kullanım için sabit bir yere takılarak veya hareketli olarak kullanılabilen, otomatik olarak kontrol edilebilen, serbest olarak programlanabilen çok amaçlı manipülatörlere endüstriyel robot denir şeklinde de bir tanımının olduğunu biliyoruz. Ve tabii robotları farklı alanlarda farklı sınıflandırmalara tabi tutabiliriz. Bir sınıflandırma burada gözüküyor. Robotları insanlara yardımcı olan sistemler, göre sınıflandırabiliriz. Koordinat sistemlerine göre sınıflandırabiliriz. Ve bir de insan benzeri robotlar diyebiliriz. Yardımcı robotlar dediğimiz zaman özellikle medikal alanda kullanılan protezler, dış iskeletler gibi sistemleri kastediyoruz. Koordinat sistemlerine göre ise bir sınıflandırmaya tabi tutarsak silindirik gibi, küresel gibi, kartezyen koordinatlar gibi tanımlar yapmamız lazım. Ve bütün bunların dışında İnsan benzeri robotlar, humanoidler ki Atlas buna güzel bir örnek ve Asimo yine Honda'nın uzun yıllar çalışmış olan sistemi buna örnek olarak verilebilir. Ve baktığımızda
bu endüstriyel robot sürecinde 1956 yılında Devoğlu Engelberker'in kurmuş olduğu bir şirket var. Unimation veyahut da Universal Animation isminde. Bu şirkette yapılan çalışmalar sonucu ilk endüstriyel robotun 1959 yılında geliştirildiğini görüyoruz. Tabii bunun devreye alınmasıyla beraber 60'lı yıllara geliniyor. 61 yılında aynı firma tarafından General Motors'a bir konveyöre entegre edilen ve metal pres makinesinden sıcak ve ağır iş parçalarını alıp paletleri istiflemekle görevli olan bir sistemin kullanıldığını görüyoruz. Ve o zaman programları, tabii robotun programlaması gerekiyor, bunların manyetik diskler üzerine kaydedildiğini görüyoruz. Endüstriyel robotların kendisine özel avantajları ise, kullanımın avantajları ise insanların fiziksel özellikleri zorlayan ağır ve büyük işlerde, insanları zorlayan fiziksel işlerde çalışabilirler. İnsan sağlığı için elverişsiz ve tehlikeli koşullarda çalışabilirler iş yeri ortamında. Sahip oldukları yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlikler sayesinde bir insana göre ürün kalitesinde standartları çok daha iyi koruyabilirler. Ve buna paralel olarak bozuk üretim miktarı azaltılır ve ham madde israfı engellenecektir. Bunun da sonucunda üretim maliyetini düşüren özelliklerin olduğunu görüyoruz. Ve süreçler değiştiğinde, üretim süreçleri değiştiğinde kolay bir biçimde yeniden programlama yapıları sayesinde bu süreçlere adapte olabilirler. Tabii özellikle üretim süreçlerinde eğer fabrikalarda stajlarınız esnasında bulunduysanız bazı monoton ve aynı işler vardır. Bunlar sıkıcı olur, yorucu olur bir insan için. Bu süreçlerde robotların kullanımı insan kullanımına, insanların yaptığı işlere göre daha efektif olduğunu biliyoruz. Ve diğer yandan robotik sistemlerin internet tabanlı veyahut da SCADA'lar sistemleriyle uzaktan erişimi, yönetimi, kontrol edilmesi gibi özellikler onların kullanımının diğer bir avantajları arasında sayılabilir. Tabii aynı ortamlarda robotlar beraber çalışabilirler. Kolaboratif yani işbirlikli işlemleri birden fazla robot aynı işlem için yapabilirler. Bunun yanı sıra iş yeri güvenliği ki bugünlerde çok önemli bir konu bu malumunuz. Sağlık, eğitim, sigorta ve benzeri giderlerin azaltılmasıyla beraber daha ucuz iş gücünü sağladığını söyleyebiliriz. Tabii tüm bu sonuçlar hep insandan iyi yapar, insandan daha hızlı yapar gibi değerlendirmelerin avantajlarının bir potansiyel dezavantajı da ortaya çıkıyor ki bu da robot işçi insan işçilerinin yerini robot işçiler alır mı? O zaman açıkta kalan bu insanlar ne yapacak gibi bazı sıkıntıların ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Bu tabii insan faktörü açısından. Ancak robotik süreçlerde gerek programlama ve gerekse robotların fiziksel yapılarında meydana gelebilecek olan arızalar üretim süreçlerine tabii ki yansıyacaktır ve bunları geriye doğru düzeltmek gerekebilecektir. Şimdi burada Uluslararası Robot Federasyonu, IRF'in verileri var. Benim size tavsiyem bu Uluslararası Robot Federasyonu sitesindeki oradaki istatistiksel bilgileri kontrol etmeniz, zaman zaman bunları incelemeniz yönünde. Burada 2017 yılına ilişkin bir şey var, değerlendirme var. Dünya çapında endüstriyel robot üretiminin ya da endüstriyel robot kullanımının artışını burada görüyoruz arkadaşlar. Bakın 2005'li yıllarda 100 binden fazla varken bu 2017 yılında bunun 300 binler seviyesine yaklaştığını görüyoruz ki bu muhtemelen daha da fazla artmıştır bu son 3 senelik süreçte. Şimdi endüstriyel robotları hangi alanlarda kullanıyoruz? Ona bakalım. Tutma yani handling işlemlerinde, malzeme seçme gibi, taşıma gibi, sıralama gibi, yerleştirme ve benzeri uygulamalarda endüstriyel robotları kullanıyoruz. Montaj yani mounting ve sökme uygulamalarında, nokta kaynak yani spot welding, arc kaynak ve rotulu kaynak gibi
kaynak uygulamalarında, ki bu da manuel olarak belirli bir uzmanlığı gerektiren ve zor bir işlemdir bir insan tarafından yapılması. Yapıştırma ve sızdırmazlık maddelerine ilişkin uygulamalarda endüstriyel robotların kullanıldığını görüyoruz. Bunun dışında malzeme işleme gibi, çapak temizleme, parlatma, boyama gibi uygulamalarda paketleme, stok, yükleme, ki lojistikte bugün son derece önemli bir kavram. Lojistikte sık bir biçimde robotik sistemlerin kullanıldığını görüyoruz ki hepiniz Amazon'un şimdi videosunu seyretmişsinizdir herhalde. Nasıl otonom robotlar beraber çalışıyorlar. Benzer şekilde endüstriyel robotların da kullanım alanı kendisine buluyor. Döküm, presleme, dövme ve benzeri uygulamalarda ve ölçüm ve kontrol uygulamalarında endüstriyel robotların kullanıldığını biliyoruz. Ve buna göre %40 ile beraber tutma kaldırma işlemleri en çok payı kendisine alıyor. %30'unu kaynak işleri, %10'unu montaj işlemleri ve %20'sinde diğer yapılan işlemler oluşturuyor robotların dünya üzerinde kullanım alanlarına baktığımızda. Bakın burada bazı görseller var. Kaynak uygulamalarında özellikle otomobil üretiminde sık bir biçimde kullanılıyor. Başka uygulamalarda da kullanılıyor tabii. Nokta kaynak, koruma gazıyla kaynak, ark kaynak gibi uygulamalar. Bunlar tutma uygulamaları, tutma, kaldırma, bırakma uygulamaları. Mesela işte bir televizyon üretiminde monitörün yerleştirilmesi, gövdeye yerleştirilmesi işlemleri temiz odada yapılması gerekiyor. Buradaki şeyler büyük, ekranlar büyük olabiliyor. Bu işlemlerde robotların kullanıldığını görüyoruz. Montaj uygulamalarında çamaşır makinesinin montajı gibi, otomobil koltuğu montajı gibi, güneş paneli üretimi montajı gibi işlemlerde robotlar kullanıyor. Ve bunun dışında et kesimi gibi, taş işleme gibi, döküm parçası plazma kesimi gibi, sonik bıçak kesme, yapıştırma, delme, ağaç işleme gibi uygulamalarda da robotların kullanıldığını görüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, biraz daha teknik alana doğru ilerlemeye çalışalım. Şimdi burada robotların tiplerini görüyoruz. Bunlar koordinat sistemlerine göre sınıflandırılabiliyor veyahut da tanımlanabiliyor robotlar. Şimdi ekranda sol tarafta kartezyen bir robot görüyoruz. Kartezyen robottan kastımız arkadaşlar X, Y, Z düzlemlerinde hareket edebilen robotlara vermiş olduğumuz isim. Ve bunlara PPP, yani buradaki P'ler prizmatik manasına geliyor. Bir kartezyen robotta tüm eksenler prizmatik oluyor. Üç eksenli bir robot ve prizmatik oluyor eksenleri. Silindirik robotlara baktığımızda ise silindirik koordinatlarda hareket eden sistemler burada tanımlanmış oluyor. Bu silindirik robotta eksenlerden bir tanesi revolut, yani dönen, diğer ikisi ise prizmatik oluyor. O nedenle RPP şeklinde isimlendiriliyor. Küresel koordinatlarda çalışan robotlar var. Özellikle şeyler, endüstriyel robot tipleri ABB'nin, KUKA'nın, Motomen'in, Yoshikawa'nın motorlarının bu küresel koordinatlarda işlem yaptığını biliyoruz. Çünkü altı servislik derecesiyle beraber çok geniş bir hareket yelpazesine ve hareket serbestliğine sahip olabiliyor. Küresel koordinatlarda da iki tane dönen eksen ve bir tane de prizmatik eksen olduğunu görüyoruz. Bir diğer robot ise antropomorfik dediğimiz sistemde, yapıda bütün eksenleri revolut, yani dönel eksen tarzında oluyor. Gantry tipler var. Bu gantry tiplerde bir nasıl diyelim, bir masaya oturtulmuş sistem ve şurada görmüş olduğumuz düzlemde kayıyor. Bu eksende de robot hareket ediyor. Robotun hareketlerinde kendi bir uç işlevcisi var. Bunlara gantry tip diyoruz. Şurada gördüğümüz yapı ise SCARA tip robotlar. SCARA tip robotlarda şurada geldi, bu daha güzel görüntü. Bakın şuradaki eksen, buradaki eksen, bunlar, özür dilerim, bunlar revolut, dönen eksen tarzında, ama şuradaki eksen prizmatik eksen tarzında. Dolayısıyla uç işlevci aşağıya yukarıya doğru hareket edebiliyor. İşte bu gantry robotları
şurada gördüğünüz gibi lineer robot ismi. Sindir koordinatlarda çalışan sistemlere bir örnek. Burada küresel robotlarda robotlara bir örnek. Ve dikey mafsallı articulated tarzında dediğimiz robot tiplerini görmüş oluruz. Bunlar endüstriyel robot tipleri arasında yer alıyor. Gene küresel koordinatlarda nasıl hareket ettiğini gösteren sistemin başka bir görüntü slide'da görüyoruz. Bakın şurada bir robot joint var. Gene şu eksende dönen bir döner eksen ama şu yatay eksende hareket eden prizmatik aktüatörlere sahip bir sistemi kastediyoruz. Bu küresel robotlarda ne dedik? RRP şeklinde oluyor dedik. Şurada da kinematik yapısını gösteriyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, robot literatüründe, robotik literatüründe şurada görmüş olduğumuz gibi elmas ya da eşkenar dörtgen şeklindeki yapı bize revolut bir joint olduğunu, bu base'e tabanda bu şekilde gösteriyoruz ve şu yön şöyle bir hareket olduğunu anlayabiliyoruz. Bir diğer revolut joint gösterimi de şuradaki gibi burada da şu yönde bir hareket olduğunu, bir dönen hareket olduğunu görüyoruz. Üçüncü eksen, avuç ekseni, bu da şu şekilde gösteriliyor ve ileriye geriye doğru hareket ettiğini anlıyoruz sistemin. Ve buna göre bu küresel robotun tarayabileceği bir yörünge, daha doğrusu tam ismiyle bunun robotikteki çalışma alanı, workspace dediğimiz bir alan ortaya çıkmış oluyor. Bir alan tarıyor, bir hacim taramış oluyor aslında baktığında. Bir hacim taramış oluyor. Ve buradaki yapılar şurada görmüş olduğumuz gibi bir çalışma alanına sahip olacaktır. Ve bir gerçek küresel robot sistemi burada görüyoruz. Silindirik koordinatlarda çalışan sistemler de mevcut olabilir. Bu noktada görüyorsunuz şurada bir revolut joint, yukarı aşağıya doğru bir hareket ve ileriye geriye doğru bir hareketin oluşması bir silindirik koordinat oluşturacaktır. Bu noktada kinematik yapıya baktığımızda A1 eklemi buraya da pozisyon alıyor. A2 eklemi şurada ve avuç eklemi de burada pozisyon alması gerekiyor. Ve bu noktada çalışma alanının bir silindiri anımsattığını anlayabiliriz, görebiliriz. Kartezyen koordinatlar demin de söylemiş olduğumuz gibi 3 ekseninde prizmatik olacak. X, Y ve Z düzlemlerinde hareket edecek. Bu şartlar altında bir dikdörtgen prizması hacmine de hareket edecektir bizim kartezyen robotumuz veyahut da lineer robotumuz. Tabii bu koordinatlar da buna göre kinematik yapı içerisinde şekilde görüldüğü gibi gösterilecektir. Antropomorfik robotlar ise işte endüstriyel robotların gene bunlara örnek verebiliriz. Bakın burada önemli endüstriyel robot üreticilerinden KUKA'nın bir şeyi var, sistemi gözüküyor. Bu antropomorfik robotlar sınıfına giriyor. 6 serbestlik derecesi var. Bu serbestlik derecelerini birazdan hep beraber göreceğiz. Burada 3R yapısında tabii, yani revolut, revolut, revolut. Şurası dönen eksen, burada bir başka dönen eksen, şurada da bir başka dönen eksen bulunuyor. Tabii bunun devamında da uç işlevci dediğimiz veyahut da bilek eklemi dediğimiz eklemler eklenerek serbestlik derecesi arttırılıyor. Üstten baktığımızda şurada görmüş olduğumuz gibi bir alanı taradığını görüyoruz robot manipülatörümüz. Ve KUKA buna bir örnek olarak veriliyor. Gelelim SCARA'ya. Şurada bir dönen eksen, burada bir dönen eksen ve şurada bir prizmatik eksene sahip. Bu şartlar altında aslında şurada gördüğümüz gibi bir kinematik yapıya sahip olan sistem, şurada görmüş olduğumuz gibi nasıl diyelim, sanki bir silindirden kesit alınmış gibi bir yörüngeyi tarayacaktır yapısına bağlı olarak. Bir diğer sınıf arkadaşlar, aslında bu göstermiş olduklarımızı silindir seri manipülatörler şeklinde de bir sınıflandırmaya gidebiliriz. Bu noktada bir de paralel robotlar var. Paralel robotlar arkadaşlar, özellikle bu simülatörlerde kullanılan Stewart platformu dediğimiz yapılarda oluşturuluyor. Bunlar yarım küre bir alan tarıyorlar.
şurada görüldüğü gibi. Ve günümüzde gene çok etkin bir biçimde kullanılan bu paralel robotların aslında sanki ters duruyormuş gibi gözüken, şurada bir uç işlevisi olan delta robotların sık bir biçimde tut-bırak işlemlerinde kullanıldığını görüyoruz. İşte delta robotun daha yakından bir görünümü. Bu tip robotlarda her ne kadar motor tahriki dönel olarak olsa da hareketin lineerleştirildiği görülmektedir. Şeyde ise, paralel robotlarda ise arkadaşlar, şurada lineer aktüatörler kullanılıyor. Malumunuz klasik servo motorlar, DC motorlar, bunlar dönel aktüatörler şeklinde söyleyebiliriz, tanımlayabiliriz. Ama paralel robotlarda lineer aktüatörler kullanılıyor. Ve günümüzde en sık bilinen, en çok uygulamada kullanılan robot markaları hangileri? KUKA, ABB, FANUC, Stabli, Motamen, Epson, Kawasaki gibi robotların kullanıldığını görüyoruz. Burada Almanların ve Japonların biraz daha piyasayı kapatmış oldukları gözüküyor. Şimdi robotların bu teknik özelliklerine devam edecek olursak, bir kere eklem veyahut da joint kavramı karşımıza çıkıyor. Veyahut da mafsal kavramı karşımıza çıkıyor. Robot mekanik yapıları açık kinematik zincir şeklinde cisimlerin birbirlerine bağlanması, yani eklemlenmesiyle oluşturuluyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu eklemleri tahrik ederek, tahrik elemanlarıyla, motor gibi, elektrik motorları gibi, pneumatik sistemler gibi, hidrolik sistemler gibi elemanlarla tahrik ederek robotlara hareket veriyoruz. Eklemlerde söylemiş olduğum gibi farklı tipte elektrik motorları da kullanılabilir. DC servo gibi, adım motorlar gibi ve bunların AC-DC tipleri gibi motorların kullanıldığını görüyoruz. Şimdi eksen tiplerine baktığımızda ise major eksen, minor eksen ve redundant eksen gibi tanımlamalar yapabiliyoruz. Mesela 1 ile 3 nolu eksenler, yani ilk 3 eklemin bulunduğu eksenler majör eksenler olarak geliyor ve bunlar bileğin pozisyonunu belirliyor. Bu da endüstriyel bir robotun çalışma alanının dış yüzeyini, yani zarfını belirliyor. 4 ile 6 nolu eksenler, yani 3. serbestlik derecesinden sonraki 4, 5, 6 nolu eksenler ise minör eksenler olarak adlandırılıyor. Robot işlevcisine, uç işlevcisine bağlanmış olan aletin yönü bu eksenlerle beraber belirleniyor. Dolayısıyla 3 boyutlu uzayda manipülatör ucundaki aletin yönlendirilmesi bu eksenlerle sağlanıyor. Redundant eksenler ise, ya da artık eksenler ise, bunlar da engellerden sakınma için kullanılıyor. Manipülatörün istenmeyen alanlardan kaçınılması ve çalışma uzayındaki engellerin etrafından erişim sağlanması bu eksenlerle beraber oluşturuluyor. Şimdi demin göstermiş olduğumuz eklemlerin biraz daha üstüne vurgu yapalım. Şimdi prizmatik veyahut da kayar eklemler şeklinde Türkçeleştirebiliriz. Revolut veyahut da döner eklemler şeklinde Türkçeleştirebileceğimiz temel iki tane eklem var. Ama bunun dışında farklı eklem tipleri de var. Mesela küresel eklem gibi bir eklem tipi daha tanımlıyoruz. Şimdi kayar eklem ne yapıyor? Bunlar düzlemsel hareket yapıyor. Döner eklemler ise döner hareketler oluşturuyor. En tipik farkları bu. Diğer eklem tiplerine baktığımızda ise, işte demin söylemiş olduğum gibi, küresel eklem derken şuradaki yapıyı kastediyoruz. Ball joint deniyor bunlara. Şurada olduğu gibi menteşe tipi eklemler ve şurada görmüş olduğumuz gibi sürgülü eklemler veyahut da slider joint tarzında da tanımlayabilecek olduğumuz eklem yapıları mevcut. Demin de söylemiş olduğum gibi bu revolute veyahut da rotational dönel eklemleri R harfiyle tanımlayabiliriz. Şekilsel olarak göstermeye çalıştığımızda
şu şekilde bir sembolle genel olarak kullanıyoruz. Veyahut da demin de göstermiş olduğum gibi elmas tipinde eşkenar dörtgen yapısında da kullanıyoruz eğer doğrudan beyze bağlı ise. Prizmatik veyahut da translational yapılar P veya T ile gösteriliyor. Bunlar da düzlemsel bir lineer hareket veyahut da gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi robotlarımızın majör eksenlerine baktığımızda bir kartezyen robotta majör eksenler ne olacaktır? Birinci ekseni prizmatik, diğer iki ekseni ise prizmatik olacaktır. Veyahut da skara tipli robota baktığımızda bunun majör eksenleri ne olacaktır? 3 tane dönel eksen olacaktır. Şimdi şeye geldiğimizde, ilk 3 eklemden bahsettik. 4, 5, 6 nolu eklemlere geldiğimizde burada bir bilek hareketi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ve burada yapılan hareketler roll, pitch, yaw. Yani X ekseninde dönme, Y ekseninde dönme ve Z ekseninde dönme şeklindeki hareketler sırasıyla roll, pitch, yaw açıları olarak tanımlanıyor. Ve bunlar özellikle endüstriyel robot manipülatörlerde kullanıldığını görüyoruz. İşte mesela roll açısı, pitch açısı ve yaw açısının temsili resmi burada mevcut. Şimdi inşallah şu video üzerinden seyredelim. Şimdi serbestlik derecesi dediğimiz bir kavram var. Degree of freedom. Onu tanımlıyoruz. This robot rotates at the waist. Bends forward and back at the shoulder and moves vertically at the elbow. Each single movement axis is equal to one degree of freedom. This particular robot is equal to 6 degrees of freedom. It moves along one axis for each of the waist, shoulder, and elbow joints and along 3 axes at the wrist, using pitch, roll, and yaw. These particular motions help to locate the tool in the work area and are called position axes. Most robots have at least 3 position axes to help position the tool in the work area. If the robot were to slide along a track, it would have a 4th position axis of linear movement and another degree of freedom. While the position axes locate the tool in the work area, the orientation axes help orient the tool in relation to the workpiece. The types of movement along orientation axes are defined as pitch, roll, and yaw. These movements all occur from the same joint, the wrist, but along 3 distinct axes. This type of movement is most easily illustrated as it relates to aircraft movement. The robot's tool moves in the same way. Pitch moves the tool vertically. Roll rotates the tool about its center axis. Yaw turns the tool left and right. The position axes movement at the waist, shoulder, and elbow, along with the orientation axes movement of pitch, roll, and yaw, allow the robot to accomplish its tasks within the work envelope. Evet, şimdi burada gördüğümüz üzere degree of freedom tanımlandı. Yani serbestlik derecesi. Her bir eklem bir serbestlik derecesi oluşturmaktadır. Ve robot bilek eklemlerinde yani omuz ve dirsek kısımları şeklinde tanımladı video. Bu eklemleri geçtikten sonra bilek eklemine gelmiş oluyoruz ve bilek eklemin buradaki tutma kaldırma işlemlerini yapan uç işlemciye verilen hareket serbestisi yani roll, pitch, yaw açılarıyla oluşturuluyor. Aslında bu yunuslama, yalpalama şeklinde Türkçeleştiriyoruz bunları. Bunlar normal şartlar altında uçakların hareket eksenlerinden
esinlenerek robotlara aktarılmış olan bir kavram. Şimdi bir diğer tanım çalışma uzayı veyahut da çalışma alanı zarfı şeklinde tanımlanıyor. Workspace, working envelope, work area gibi farklı isimler veriliyor bu bu tanıma. Manipülatörün mekanik hareket yeteneğine bağlı olarak çevresinde erişebileceği tüm noktaları kapsayan uzaya biz workspace, çalışma uzayı adını veriyoruz ve bu da çalışma alanı zarfını oluşturmuş oluyor. Dolayısıyla kinematik çözümün varlığı veya yokluğu ile belirlenebilir. Çalışma uzayının içinde çözüm mevcut, dışında ise mümkün değildir. Yani siz bir robot manipülatöre ilişkin kinematik analizleri, yani kinematik analizler nelerdir? Kinematik analizler bu robot manipülatörün tarayabileceği alanlar, eklem uzunlukları ve buna bağlı olarak eklemin uç işlevcisinin konumu, uç işlevciyi konumlandıran eklem açılarını hesaplamak kinematik analiz olarak geliyor. Bir de dinamik analiz var, robot dinamiğinin analizi var. Bu da ne oluyor? Eğer robotumuz hareketli ise hangi hızlarda, hangi ataletle, hangi torku üreterek hareket ediyor sorusunun cevabı dinamik analiz kızın konusu oluyor. Kinematik çözümün varlığından kasıt ise benim robot manipülatörümün uzanabileceği maksimum noktalar kinematik çözümümün varlığı için geçerli noktalar. Bunun dışında uzanamayacağı bir yer için bir kinematik çözümün varlığından söz edemiyoruz. Ve burada çalışma uzayını tanımlarken bir robot manipülatörün üstten görünüşle çalışma uzayının nasıl tanımlandığını gösteriyor. Soldaki şekilde maksimum zarf, yani robot manipülatörünün ulaşabileceği maksimum yerler. Peki arka tarafta niye böyle bir şey yok? Demek ki robot manipülatörümüz tam arkaya dönmüyor demektir bu. Dolayısıyla tarayabileceği alanlar şu şekilde gösteriliyor. Şimdi buraya baktığımızda restricted envelope bu şeye göre tanımlanabilir. Şimdi robot manipülatörüm böyle çalışıyordu ama benim çalışma ortamımda sınırlandırılmış bir alanda çalışması gerekebilir. Dolayısıyla programlaması, robotun programlaması buna göre yapılacaktır arkadaşlar. Bu sınırlandırılmış alan içinde de aracın ya da robotun çalışacak olduğu bir özel alan belirlendiyse buna da operating envelope, yani çalışma işlem uzayı veya pardon işlem zarfı adını vermemiz gerekecek. Aynı şekilde burada maksimum envelope'un yandan görünüşünü görüyoruz. Bu şartlar altında şurada görmüş olduğumuz gibi bir alan tarıyor. Restricted envelope'da, yani kısıtlandırılmış bir çevrede çalıştığında şurada görmüş olduğumuz gibi bir alanda çalışıyor ve bu kısıtlandırılmış alanda bir işlem yaptığında da siyah taranmış alanda robot manipülatörümüz hareket ediyor yandan görünüşte. İşte bir robotun gene bir üstten görünüş var burada. Bakın sağ tarafta çeşitli aletler var, araçlar var. Bu aletler alınıyor ve sol taraftaki worksite dediğimiz çalışma hücresine götürülüyor. Ve bu esnada bir ara geçiş tabii var. Burada bir işlem yapılıyor. Bu işlem yapılıyor ve devam ediyor süreç. Ve buna göre gene yukarıdan bir robotun çalışma uzayını görmüş oluruz. Bakın ne yapıyor? Arkada 90 derecelik tarayamadığı bir alan var. 625 milimetre yarı çaplı bir daireyi tarayabiliyor ve buradaki toplam çap ise, yani tarayabildiği alandaki çap ise 1250 milimetre olarak ortaya çıkıyor. Bu hangi tip robotunmuş? Scala tip bir robotun çalışma uzayına ilişkin bir bilgi. Serbestlik derecesi kavramını demin de tanımlamıştık ama şöyle diyebiliriz. Bir nesnenin yapabileceği bağımsız hareketlerin sayısı serbestlik derecesidir arkadaşlar. Mesela insan bileği eklemi 3 serbestlik derecelidir. Aşağıya yukarıya doğru, yani
vücudumuzun içine veyahut da dışına doğru kapama, fleksiyon, ekstansiyon olarak adlandırılır. Elimizi yatay düzlemde sağa sola hareket ettirebiliriz. Bunlara ulnar ve radyal deviasyon ismi verilir. Bir de eğer şey varsa çok kısıtlı olarak da bir dönel hareket meydana getirilebilir. Ve serbest bir cisim uzayda serbest olarak hareket ettiği zaman 6 serbestlik derecesine sahiptir. Bunların 3'ü konumu, orientation'ı, yönelim şeyi içindir, konumu içindir. Diğer 3'ü ise bu nasıl bir yönelimde bulunduğu. Yani 1 nerede duruyor, 2 hangi açıda duruyor. Nerede durduğu yer, hangi açıda durduğu ise yönelim olarak isimlendiriliyor. Şimdi bir videomuz daha var burada. Serbestlik derecesine ilişkin göre. Bakın birinci serbestlik derecesi, ikinci serbestlik derecesi ileriye geriye doğru, sağa ve sola doğru hareketler. 3. Bileğin yoğu hareketi, bizim demin tanımış olduğum fleksiyon ekstansiyon. Bu ulnar radyal deviasyon ve pronasyon, süpürasyon hareketi. Bir de elin kapanması. Grasping'i de bir serbestlik derecesi olarak tanımlayabiliriz. Ve bir robot manipülatörde, endüstriyel robot manipülatörde bu eksenler nasıl tanımlanıyor? Eksenler gördüğümüz gibi birinci eksen 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu eksenler şeklinde tanımlanıyor ve bu örnekte her birisi bir dönel eklem. Şimdi bu temel tanımları yaptıktan sonra hareket kontrolü nasıl yapılıyor bir robot manipülatörün? Ona bakalım. Noktadan noktaya point to point kontrol diyebiliriz. Bunlar bu metot nokta kaynak, seç ve yerleştir, yükleme boşaltma işlemlerinde kullanılan metotlardan bir tanesi. Sürekli rota veyahut da sürekli yol dediğimiz bir kontrol metodu daha var ki bu da continuous path kontrol olarak geçiyor. Sprey boyama, ark kaynak işlemleri ve tutkallama işlemlerinde kendisine uygulama alanı bulur. Bu noktadan noktaya kontrolde bir dizi nokta var. Bu noktaları takip ediyor. Sürekli yörünge kontrolde ise verilmiş olan bir yörünge var. Bu yörünge takip ediliyor. Dolayısıyla yörünge kontrolü, trajektörü kontrol yapılıyor. Noktadan noktaya kontrolü bir daha söyleyeyim. Tam açıklayamadım. Ben bir yerdeyim, robot manipülatörüm bir yerde, bir noktaya ulaşacak. Ama istediği yörüngeden o noktaya ulaşabilir. Sürekli yörünge kontrolde ise robot manipülatörün takip edeceği bir yörünge var. Bu önceden belirlenmiş bir yörünge. Bu yörüngeyi takip etmesi gerekiyor. Tabii bu yörüngenin oluşturulması vesaire ayrı bir konu olarak geliyor. Trajectory control, trajectory generation ayrı bir konudur. Burada regresyon gibi farklı metotlar da kullanılarak nasıl bir yörünge takip edeceği matematiksel fonksiyonlarla belirlenir. Ve bir endüstriyel robot için performans ölçütlerini tanımlayacak olursak hassasiyet söylememiz lazım. Doğruluk, çözünürlük, tekrarlanabilirlik, tepkime süresi, kararlılık, yük taşıma kabiliyeti ve hızı gibi parametrelerin karşımıza çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bir robot manipülatör tanımlanırken üretici firma tarafından bu saymış olduğumuz parametreler üzerinden tanımlıyor robotu. Hassasiyetten kastımız şu, ölçülebilecek en küçük değişim miktarı. Doğruluk ise genel anlamda yapılan ölçümlerin gerçek değere göre ne kadar yakın olduğunu ifade eden bir parametre ve bir robotun doğruluğu, robotun TCP dediğimiz yani araç merkez konumunun çalışma alanı zarfı içerisinde herhangi bir noktaya konumlandırılma mesafesi yeteneğidir. Yani senin çalışma uzayı içerisinde bir noktaya giderken bu noktaya ne kadar yakın bir biçimde robotunu götürebildiğinin bir ölçüsü. Çözünürlük ise çıkış değeri gözlenebilir bir değişikliği üreten en küçük giriş değeri eşim aralığı olarak anlatılıyor, tanımlanıyor. Endüstriyel robotlardaki
kasıt ise, çözünürlük kastı ise eksenlerin hareket adım aralığı ile ilişkili. Bu şekilde eksen hareket adım aralığı azaldıkça robotun çözünürlüğü ters orantılı olarak artmaktadır şeklinde söylüyoruz. Tekrarlanabilirlik ise aynı koşullarda aynı giriş değerinin tekrarlanan uygulamalarında aynı çıkışı verme kabiliyeti olarak tanımlanıyor. Bir endüstriyel robotta ise çalışma alanının zarfı içinde robota daha önceden öğretilen bir noktaya robotun TCP'sini tekrar konumlandırma yeteneği olarak tanımlanıyor. Yani aynı işlemi aynı çalışma alanı içerisinde ne kadar kez yapabiliyor, ne kadar kez tekrar edebiliyor şeklinde tanımlıyoruz. Tepkime süresi ise sistemin girişine verilen bir değişikliğe sistemin fark edilebilir çıkışı üretilebilmesi olarak tanımlayabiliyoruz. Endüstriyel robotlarda robotun hareket hızıyla ilişkili olarak kısa süre içerisinde bir sonraki duruma geçme yeteneği olarak ifade ediyoruz. Yani kendisine göre gelen bir sonraki komutu ne kadar hızlı bir biçimde işleyip buna bir tepki oluşturabiliyor, harekete geçebiliyor. Tabii ki burada tercih edilen şey bir endüstriyel robotun hızlı tepkime süresine sahip olmasıdır. Kararlılık arkadaşlar tüm sistemler için, yani yeryüzünde tüm sistemler için istenilen, arzu edilen, gerçekleştirilmesi gereken, konforu getiren bir parametre olarak tanımlanır. Genel olarak kararlılık, stabilite kavramı mekatronik sistemlerde, biyomedikal sistemlerde, elektronik sistemlerde, makine mühendisliği ile alakalı sistemlerde hatta ekonomi de değil mi? Bunları da bir sistem olarak tanımlayabiliriz. Arzu edilen bir şeydir. Dolayısıyla kararlılığı bir tanımlarken biz şöyle yapıyoruz. Sistemlere vermiş olduğumuz sınırlı girişlere karşı sistemin çıkışı da sınırlı kalıyor ise o zaman bu sistem kararlıdır şeklinde bir tanımlama yapıyoruz ve buna da özel olarak bounded input, bounded output yani sınırlı giriş çıkış kararlılığı ismi veriliyor. Bir sistemin kararlılığını test ederken otomatik kontrol sistemleri üzerinde, robotik kontrol, mekatronik sistemler üzerinde çeşitli kriterler var. Bu kriterleri kullanarak bu kararlılık analizlerini gerçekleştiriyoruz. Bu kararlılık analizleri isimleri arasında mesela jury stability kriteri, Ruth-Hurwitz stability kriteri gibi, Nyquist kriteri gibi farklı kriterler var. Ancak bunlar lineer sistemlerde geçerli olan kriterler. Bir de non-lineer sistemlerde geçerli olabilecek kararlılık analiz kriteri var ki bu da Lyapunov kriteri olarak geçiyor. Lyapunov kriterinin bir özelliği hem lineer hem non-lineer sistemlerde kullanılabilir olmasıdır. Yani özetle kararlılık yapabilmek için o sistemin kararlı olabilmesi için bir kararlılık analizine ihtiyaç var. Bir sistem kararlı değilse o zaman o sistemi tekrar dizayn ederek, parametrelerini değiştirerek kararlı hale getirmemiz gerekir. Endüstriyel robotlarda kararlılıktan kastımız ise şu, genellikle bir pozisyondan diğer pozisyona hareketin gerçekleştirilmesi esnasında robot kolunda meydana gelen salınımların ölçüsü olarak ifade ediliyor. Tabii ki burada arzu edilen, yani bu salınım, osilasyon, fluctuation dediğimiz olayların, mekanik olayların olmamasını isteriz biz. Dolayısıyla bunun gerçekleşmesi o taşıdığınız cismin fiziksel yapısının bozulması veyahut da içi bir sıvı taşınıyorsa bu sıvının oradan taşması ve dökülmesi şeklinde sonuçlara yol açacaktır. Bu da istenilen bir şeydir. Ve gene çok önemli bir parametre yük taşıma kabiliyeti ve hız. Şimdi maksimum ve nominal yük taşıma kapasitesi şeklinde iki parametre tanımlıyoruz. Yük taşımayla alakalı olarak. Bir robotun minimum hızdayken tekrarlanabilirlik sınırları içerisinde taşıyabileceği maksimum yük değerine maksimum yük taşıma kapasitesi diyoruz. Burada minimum hız da taşıyabileceği maksimum yük değeri. Nominal yük taşıma kapasitesi ise maksimum hızdayken tekrarlanabilir sınırlar içerisinde taşıyabileceği maksimum yük değerine de nominal yük taşıma kapasitesi adını veriyoruz. Evet değerli arkadaşlar, yaklaşık bir saat oldu. Bu dersimizde
Genel olarak robot kavramını açıkladık. Robotlardaki üniteleri tanımladık. Ve robotlarda serbestlik derecesi gibi robotların, endüstriyel robotların tanımlanmasında kullanılan parametreleri, eklem nedir, eksen nedir, uç işlevci nedir, serbestlik derecesi nedir gibi kavramları tanımlamış olduk. Önümüzdeki derste bir endüstriyel robot sistemi ve üniteleri konusunda tekrar devam edeceğiz. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.